Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Özelimi Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Normalde bunu canlı yayın olarak yapacaktım ama özellikle son günlerde ve son zamanlarda maalesef yani yayınlar sabote ediliyor. Üye arkadaşlar onca bir duyum almalarına rağmen duyum duyum diye sohbeti kirletiyor. Ben de dün açmama kararı aldım. Belki bugün akşam canlı yayın açarız. Sizlerin çabasına gayretine bağlı. Ayrıca bazı sosyal medya fenomenleriyle ve bazı kişilerle görüşmeler halindeyim. Ben normalde üyelik hediye edip kanalı büyütme taraftarıydım ya da ne bileyim sizlere hediye verip forma verip bunu bir nevi e, reklam çekiliş yapıp büyütme taraftarıydım ama maalesef istediğimiz yerine gelmedi. E, bu tip fenomenlerle vesaire kanalı büyütme kararı aldık. İnşallah işe yarar. Hani 31.400 inşallah hızlı bir şekilde artar. 32.000, 33.000, 34.000 diye gider ki umu yorumda olacaktır. Bunu belirteyim arkadaşlar. Hocam biz de yapardık, biz de ederdik. Arkadaşlar kimse tutmuyor yapmak isteyen. Yapabilir. Bir sürü duyum var. Ben isterdim ki canlı yayın açalım, hepsini konuşalım. Man ederiz de çeyrekleri şu doğru bulur, hepsini konuşalım. Ama maalesef ve maalesef hani arkadaşlar dediğim gibi böylesi daha iyi sanki ve canlı yayınlarda açığımızı çok kolluyorlar. Aman bir cümle söylesin, bir kelime söylesin de yerin dibine sokalım ya da bu adamı çıldırtalım edelim. Diye çok uğraşanlar var. O yüzden böylesi daha iyi arkadaşlar. Sizlerin beğenisini bekliyorum. Bitmeyen Livakovic yarışı. Fenerbahçe'nin transfer döneminin başından beri sırla istediği ve anlaşma noktasında pürüzlerin çıktığı Dinamo Zagreb'li kaleci Dominik Livakovic için bir rakip çıktı. Transfer çalışmalarını sürdürüyor Fenerbahçe ve Hırvat kaleci Ljivakovic de el sıkıştı. Dinamo Zagreb'le temaslarını sıklaştırdı. Ama İskoç kulübü talip oldu. 28 yaşındaki kaleciyi Arap takımlarından sonra İskoçya ekiplerinden Celtic'de talip oldu. Fenerbahçe'nin teklifinin üstüne çıkan yeşil beyazlı kulüp Livakovic için 9 milyon euro önerdi. Fenerbahçe ile prensipte anlaşan kaleci ise yetiştiği kulübe menfaatleri doğrultusunda hareket ediyor. 10 milyon euroluk fesih bedelinin karşılanmasını istiyor. Hırvat takımı Fenerbahçe'nin 7 milyon euroluk teklifini yanıtsız bıraktı. Ee, hani Fenerbahçe'de oynama isteği var yönetim için en büyük koz bu. Dinamo Zagreb sezonun ilk lig maçında ve şampiyonlar gelemesinde elemesinde maçında 11'de görev verdi Livakovic'e. Şimdi arkadaşlar Altay Bayındır gitmeden Livakovic alınabilir mi? Artık alınabilir. Çünkü Ali Koç da İsmail Kartal da Altay Bayındır yerine e, yabancı kaleci istiyorlar. En azından elimizi güçlendiren kısım bu. Peki olacak mı? Allah bilir. Kadrolaştıktan sonra. Şimdi görüşmeler sürüyor. Zagreple 7 milyon euro olur mu? Olabilir arkadaşlar olmaz diye bir şey yok. Niye olmasın? Ve oyuncu da bize gelmekten yana bir tavır sergiliyor. Ee, ama ne olacak bilmiyorum. Santos Luan Perez'i istiyor. Geçtiğimiz sezon Marsilya'dan kadromuza kattık Luan Perez'i ve ülkesinden talip çıktı. Marsilya'dan 5 milyon 230 bin euroya transfer olan Luan Perez yaşadığı sakatlığın ardından beklentileri karşılayamadı. İsmail Kartal'ın da yeni sezon planlamalarında düşünmediği Brezilyalı oyuncuya Santos talip oldu diyor. Şimdi düşünmediği demeyelim. Az stoper olarak düşünmediği diyelim. Yani İsmail Kartal az stoper olarak düşünmüyor. Luan Perez'i. Hani yedek stoper olarak tabii ki oynayabilir. Ama az stoper olarak düşünmüyor. Tecrübeli teknik adam iki hazırlık maçında ilk 11'de başlattığı Perez'i UEFA konferans ligindeki Timbur'un maçında e, sahaya sürmedi. Görev vermedi. <laughs> Brezilya maçı, geçtiğimiz yıl 20 defa Salla Hacivert formaya girdi. Bir gol bir asist kaydetti diye. Ben bir şey söyleyeyim. Bekao e, Salı günü ilk 11'de desem ne dersiniz? Hocam BKO listede yok ki. Nasıl Salı günü ilk 11'de dersiniz değil mi? Maçtan 24 saat önceye kadar bir oyuncu ekleme hakkımız var. Bu oyuncu da BK olacak gibi duruyor. Ve ben ısrarla söylüyorum. Hani e, BK o Luan Perez stoper ikilisi. Osterwolde sol bekte. Nasıl olur acaba? Hani zaten 5-0 kazanmışsın. ikinci maçta bir nevi hazırlık maçı kıvamında geçer diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Şimdi Cengiz Ünder konusu. Bence en hassas, en önemli konu bu. Cengiz Ünder konusu. Niye en hassas en önemli? Şimdi i̇şte dün ben iki tane video çektim. Hem Cengiz Ünder hem Tete videosu çektim. Aslında bu kısımda da hem Tete'yi hem Cengiz'i konuşabiliriz. Vaktimiz olursa. Çünkü videonun uzunluğundan sıkıldık hocam. Videonun kısalığından sıkıldık hocam. Şu hocam bu hocam. Yani sizleri ciddiye alıyoruz. Önemsiyoruz. Kıymetli insanlarsınız bizler için. Sizlerden ricamız, siz de aynı önemi kanala videolara gösterin arkadaşlar. Bir videoyu beğenmekle parmağınız kopmaz, yani buna yemin edebilirim. Bilginiz olsun, parmağınız kopmaz yani. Beğenebilirsiniz, hoşumuza gider, mutlu oluruz. İnsanları mutlu edin ki Allah da sizi mutlu etsin. Onu söyleyeyim. Şimdi gelelim Cengiz Ünlüre. Bu arada 31.400 ama 31.500 olmak üzere İnşallah bu video içerisinde bu olur da ben de mutlu olurum. Çünkü her abone artışı beni aşırı mutlu ediyor. Rabbim bu kanala abone getiren herkesin bir muradını gerçekleştirsin. Kim en az yani kim bir abone getiriyorsa Rabbim bir muradını gerçekleştirsin. Ben dua edeyim de inşallah Rabbim kabul etsin. Cengiz Ünler transferinde yeni gelişme. Şimdi akşam ortalık 56 oldu. Niye? Cengiz Ünder için Marsilya 20 milyon euroda indirim yapmadı. Ve transfer görüşmeleri durma noktasına geldi haberleri sosyal medyaya yayıldı. Ve çıkmaza girdi transfer dediler. Marsilya, Konu, Mar Marsilya ile sıkıntı çıktı dediler. Fenerbahçe 8 milyon euro bonservis 4 milyon euro da bonus şeklinde bir teklif iletti. Marsilya 20 milyon euro dedi ve indirime gitmedi. Son görüşmede Marsilya 20 milyon euronun altına inmeyince transfer zora girdi dediler. Şimdi Cengiz Ünder kimdir? 14 Temmuz 97'de Balıkesir'de doğdu. 1.73 boyunca milli 1.73 boyundaki milli oyuncu sağ kanatta görev yapıyor. Milli takımda 49 maç, 16 gol. Fransa Lig 1'den Marsilya forması giyiyor demiş. Kariyerinin tamamını vermek herhalde zor oldu diye düşünüyorum bu arkadaşlar için. Sıkıntı değil. Şimdi ben Mar Me e Mert diyeceğim. Cengiz Ünder konusunda asıl haberi söyleyeyim arkadaşlar. Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Şimdi bunu duyduktan sonra hep aynı tepki gelecek. Hocam Zaha'da da aynısı oluyordu. Şurada da aynısı oluyordu. Burada da aynısı oluyordu diye. Şimdi Zaha konusunda zaten süreci biliyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Ben o yüzden şey yapmıyorum. Çok üstüne düşmüyorum. Ama ee, bu başka bir olay. Şimdi kıymetli arkadaşlar. Fenerbahçe Marsilya ile anlaştı. Cengiz Ünder İstanbul'a geliyor. Alın size başlık. Fenerbahçe Cengiz Ünder transferi için kulübü Marsilya ile anlaşmaya vardı. Milli futbolcunun ilerleyen günlerde sağlık kontrolleri için İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Süper Lig'de transferin hızlı takımı Fenerbahçe Cengiz Ünder transferinde mutlu sona çok yakın. TRT Spor'un haberine göre Sarı kulüp Cengiz transferi için Marsilya ile anlaşmaya vardı. <laughs> arkadaşlar Kulüp içindeki kaynaklarım da aynısını söyledi. Bu arada zaha konusunda aklıma bir şey gelmişken onu da söyleyeyim. Vallahi biz ne derse kabul ettik. 7, buçuk, 8, 9'a kadar çıktım. Hemen hemen her şeyi kabul ettik. Ee, ama oyuncu Galatasaray'ı seçti. Hayırsız uğursuz olsun inşallah. Yani hayrını göremesinler inşallah. Ee, söğüşçü çıkar inşallah. Ben o kadar diyeyim. Çünkü ben Fenerbahçe taraftarıyım ama Cengiz Dündar konusu çok başka. 26 yaşındaki milli futbolcunun ilerleyen günlerde sağlık kontrolleri ve sözleşme için İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İlerleyen günler dediydi arkadaşlar pazar ya da bugün. Bon servisine 27.4 milyon euro ödendi. Lig 1 ekibinin Watford'dan milli futbolcuyla aynı bölgede oynayan İsmail'e sarı transfer etmesinin Cengiz Ünder'e vize çıkmasında önemli rol oynadığı öne sürüldü. 26 yaşındaki futbolcuya yıllık 3.5 milyon euro ödeneceği yönelik. Hayır 3.5 değil. Kesinlikle 3.5 değil. Milli futbolcu geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 46 resmi maç, 5 gol, 6 asist. 2017'de Başakşehir'den Roma'ya. Sonrasında Leicester City ile Marsilya'da forma giyen Cengiz. 6 yıllık Avrupa deneyiminin ardından Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla dönmüş olacak. Altın Başakşehir e oradan Başakşehir'e 4.8 milyon euroya. Oradan Roma'ya 14 milyon 250 bin euroya. Marsilya'nda 8.4 milyon euroya kattığı Cengiz için şu ana kadar 27 milyon 450 bin euro ödendi. Toplam ödenen para 35 milyon euro arkadaşlar. Cengiz Ünder için. Hocam Cengiz sence nasıl? Hocam çöp. Hocam şöyle. Hocam böyle. Hocam iyi. Hocam kötü. Hocam Cengiz çöp. Hocam nereden aldık? Nereden ettik? Ben hani inanın yoruldum yani. <laughs> Kusura bakmayın. Sizlerle uğraşmaktan yoruldum. Cengiz şöyle. Cengiz böyle. Ahmet böyle. Mehmet böyle. Ya arkadaş mecbur. Mecburuz mecbursun 3 tür kuralından dolayı kanat almaya mecbursun. Hocam peki ölümcül bir soru sorayım. Tete mi Cengiz mi diye bize videosu çektin. O zaman Tete gelmiyor doğru mu değil? Yani Tete gelmiyoruz. Değil mi hocam? Yok. Yani geliyor mu gelmiyor mu hocam? Tete gelmiyor. Cümleniz yanlış. Şimdi bakın. Saydumane dünyanın sayılı sporcularından, sayılı futbolcularından biri. Ben size Mane gerçeğini açıklayayım. Mane için hani orada bir ırkçılığa mı maruz kalmış? Maymun mu demişler? Muz mu atmışlar? Sucuk mu atmışlar? Bir şey olmuş. Oradan ayrılacağını söylüyor. Ancak kulübü insanüstü bir ücret ödeyip aldığı için insanüstü bir ücret istedim. Ali Koç. gerçekleme gerçekleme. Ben burada Ali Koççu gibi gözüküyorum şu anda ama öyle değilim. Eğer öyle olsaydım kanal 31.400 değil de 310.000 bin, 314.000 bin falan olurdu. Bak eğer ben Ali Koççuysam 314 bin falan olurdu. Onu da söyleyeyim. Money için Bayern Münih'e 15 milyon euro bon servis öneriyor. Futbolcuyla görüşüyor. Futbolcuya diyor ki ben sana yıllık 8 milyon euro verebilirim. Bunun dördünü kulüp bütçesinden dördünü sponsorluklarla verebilirim. Artı şampiyonluk bonusu için 2 milyon euro bon servis şey bonus 40 milyon euro da serbest kalma maddesi koyabilirim diyor. Futbolcu Arap kulüplerine teklifini reddetmişti o zamanlar ama yine de reddetmesine rağmen ben Arap kulüplerinden birine gideceğim. Teklifiniz için teşekkürler diyor. Bayern Münih 15 milyon euroyu aslına bakarsanız hani kabul etmiyor ama yüksek beklenti içerisinde onlar da Arap kulübüne gitmesini istiyor. Bakın bir Musa Dembele Arap kulübüne gitmiş. O önemli değil ama bir Malcolm 60 milyon euroya gitmiş. Herkes Arap kulübünün farkında. Herkes Arap popülaritesinin farkında. Bu bizim işimize geliyor. Niye? Satmak istediğimiz futbolcuların kulüpleri Arabistan'a dandik futbolcuyu satıyor. Bizden iyi futbolcu alıyor. Hocam iyi de o zaman Araplar bizden alsın. Bizdekileri almıyorlar işte. Ama bir tek Cao Pedro hariç. Yani Cao Pedro konusunda şunu söyleyeyim. Her an Arap Yarımadası'na inşallah transferi gerçekleşebilir inşallah. Mane'ye döneyim. Mane için ee, 40 milyon euro bonservis istiyor Bayern Münih. Bizden. Biz veremedik. Muhtemelen Arap kulüpleri verecektir. Oyuncu da Müslüman bir ülkeye gitmek istiyordu. Büyük ihtimalle de Müslüman bir ülkeye gidecektir. Ee, yani keşke olsaydı ama zaten olmayacak bir rüyaydı. En azından erken kapatmış olduk Mane'yi. Tete'ye gelelim. Bu arada Tete'ye gelmeden önce ben bir şey daha söyleyecektim ya. Ne söyleyecektim unuttum ya. Ben Tete'ye gelmeden önce bir şey söyleyecektim aklıma gelmiyor. Ha, şimdi geldi. Arkadaşlar bakın. Hem Tete hem Tete hem Cengiz Ünder aynı anda alınabilir. Bunda herhangi bir engel yok. Engizi sola atarsın, Tete'yi sola atarsın, ne bileyim, Tadiç'i ona atarsın, Şimanski'yi 8'e atarsın, oraya bir tane Kütürük Eriği gibi 6 numara alırsın. Yaparsın. Her şey olabilir. Her şey olabilir. Ee, tete konusunda şunu söyleyeyim. Şuraya notlarımı aldım. Şimdi Cengiz Ünder'den bağımsız olarak bir fırsat transferi. Bu bizim önümüze doğmuş bir transfer. Ve hani hadiç çok soruluyor, çok düşünülüyor. Hani ilk maçta ağzınıza balı çaldı değil mi? İlk maçta susturdu. O da olabilir, o da olabilir. Bu bir fırsat transferi. Ama Tete'nin istekleri hiç normal bir şey değil. Mesela 4-2-3-1 oynayacaksın. Bir kanada Cengiz at, bir kanada Tete at. Cengiz de on numara oynayabilir. Bilginiz olsun. Cengiz'i merkeze at. Tete'yi sağa at. Dolat, hadi Hadiçat, Şimanski'yi Cengiz'in yanına koy. 8 numara pozisyonda oynasın. Bir tane de kütürlü geri 6 numara müthiş olur. Yalnız Tete ile ilgili benim duyduğum bir menajer değişikliği yaşamış ve menajer değişikliğinden dolayı bütün teklifleri toplamaya çalışıyor. Haberiniz olsun. Bizden ilk etapta istediği ücreti bir Twitter sayfası söylemiş. Ben değil, onların duyumu. Benim değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. O Twitter sayfası şunu söylüyor. Diyor ki ben değil. Ee, Twitter sayfası. Fenerbahçe TT ile olan görüşmelerini sürdürüyor. Oyuncunun talepleri şu şekilde. 8 milyon euro imza parası. 4 milyon euro maaş. 5 yıllık sözleşme. 5 yıllık sözleşme. Bizim ilk etaptaki teklifimiz şuydu. 12 buçuk şey, yıllık iki buçuktan 12 buçuk toplam yıllık ücret. 5 imza parası 17 buçuk. ,5. 5 de kulübüne bonservis 22 buçuk. Toplam bizim şeyimiz 22 buçuktu. 8 imza. 4 kere 5. 20'den şey 28 yani 22 buçuk vermeye razıydık oyuncu 28 istiyor. Şimdi 4, imza, 4 yıllık ücreti veremeyiz biz. 4 vereceksek de bunu net veririz. Brut olarak da %40'ı çıkacak. Yani 2.4 yıllık ücret vermiş olacaksın. Bak aşağı yukarı dediğime geliyor. 5 imza parası yerine 8 imza parası isteniliyor. 2.4 2.5 diyelim. 12.5 20 buçuğa falan tekabül ediyor. Yine biz kardayız. Öyle bir istekte bulunduğunu söyle Eğer bu istekte bulunduysa Tete Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Yani eğer bu istek doğruysa hem Tete, hem Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Şu soruyu yönelteceğinizi düşünüyorum. Hocam madem TT fırsat transferi. Madem Tete okey. Niye Cengiz'e para verdik? Aptal mıyız biz? Niye para verdik? Lan Cengiz'de fırsat transferi. Neyini anlamıyorsunuz? Biz şunun peşindeyiz. Biz bugüne kadar kaça sattık? 15, 17, 18. 15, 17, 18. Bonuslarla Vedat 20 falan oldu. 15, 15 20 arası. Biz artık sıçrayışı bir tık öteye çıkarmaya çalışıyoruz. Biz artık 30'luk satış peşindeyiz. Cengiz'i 8,5, 12'ye aldın. 30'a satabilir misin? Satarsın. Satarsın. Cengiz 30'a satarsın. Pete'yi aldın. 30'a satabilir misin? Serbest kalma maddesine 40 yazdık. Sezon sonunda 40'a satabilir misin? Satarsın. Satarsın. Oynarsa satarsın. İzlediğim Tete gibi oynarsa satarsın. 40'a onu sat. 30'a Cengiz sat. 70 milyon euro. Sana transferde 70 milyon euro'luk sıçrayış alanı. Kaldı ki sen öyle 25'lik futbolcu alıp 250'ye satayım derdinde değilsin. Sen 7'lik 8'lik hani 7-8 bonservislik alıp 30'a satayım derdine çıkacaksın. Ben bunu söyleyeyim. Rossi'den Tete'ye geçen bir taraftar grubu içinde şunu söyleyeyim. Lan Tete de cengizde ayakta alkışlanacak isimler. Keşke olsa. Bak geçen seneki kanadın. Rossi, Buruma ki beğenmediniz Buruma. İrfan Kahveci. Emre Mur, en sonunda da Arda Güler oynatıldı. Artık Arda'ya talim ettik. O sayı da var. Bu seneki kanadın becerebilirsen, bitebilirsen Cengiz Dündar, Tete, Hadiç. Ryan Kent, Emre Mor. Yani at arabasından iniyorsun, Lamborghini'ye binip gidiyorsun, sonra diyorsun ki ya at arabası daha iyiydi. Seni at beyinli seni derler adam. Arkadaşlar, bu şartlarda, bak ben Cengiz Ünder için kulüpten aldığım yani kaynaklarımdan aldığımı iletiyorum. Hayırlı olsun, Cengiz Ünder. Hayırlı olsun. Tete içinde bu şartlar doğruysa o da hayırlı olsun. Anladınız mı? Yani herhangi bir kelime oyunu vesaire yok. Hayırlı olsun arkadaşlar. Ee... Başka bir şey daha söyleyeceğim. Emre Demir, benim büyük umutlar beslediğim Emre Demir Kocaeli Spor'a gitmek üzere görüşmelere başlandı. Oynama garantisiyle Emre Demir Kocaeli Spor'a vermek üzereyiz. İnşallah hakkında hayırlısı olsun biricik kardeşimizin. Ee... Aynı zamanda Emre Demir'den hariç Emir Ortakaya daha önce de söyledim. Göztepe Emir Ortakaya'yı tekrar kiralık alıyor. Yani Fenerbahçe'den iki kişi gitmiş oldu arkadaşlar. Ancak yeterli değil. Emir Ortakaya Göztepe forması giyecek. Hocam biz niye Göztepe'ye kiralıyoruz? Göztepe'nin sahibi Samtemton'un sahibi. Karışmayın. Karışmayın. Anlatabiliyor muyum? Hiç karışmayın. Sesinizi çıkarmayın. Çok çok iyi gidiyor. Ee, bunu da belirteyim arkadaşlar. Bir şey daha söyleyecektim ama neyse onu diğer videoda söyleyelim. Ha şunu da söyleyeyim dur. Yabancı hakkını ön alanda kullanmak isteyen Fenerbahçe kaleci Altay Bayındır'a emanet edecek diye. Arkadaşlar bu duyum değil. Onu siz de çözersiniz. Şimdi Tete geldi diyelim. Tete'yi oynatacaksın. Cengiz'i de oynatacaksın. Cengiz 1. Erdik Adoğlu 2. Hadi üçüncüyü çıkın. Ya kötülük eriği gibi bir altı numara. Kalede Altay Bayındır İrfancan, Ya da Mert Hakan Yandaş İsmail'e talim. Kaleye Livakovic. Çok zor bir tandem. Allah Fenerbahçe yönetiminin yardımcısı olsun. İnşallah Fenerbahçe yönetimi en doğru hamleleri yapar. İnşallah Allah yardımcılar olsun. En doğru hamleleri yaparlar inşallah. Çünkü düşünsenize. Bak ben şunu isterim. Mesela konuşulduğu için söylüyorum. Endombele, Endidi, Julman. Julman ön libero. 8 Şimanski. 10 Cengüz'ünler Cengiz Ünder olsun. Sağda Tete, solda Tadiç, forvette Ceko. Bir Türk. Sol bekte Ferdi. Bu arada Mehmet Zeki Çelik için satın alma opsiyonu kiralık teklifinde bulmuştuk. İnşallah kabul ederler. Ama zannetmiyorum. 2. Halid'den Altay Bayındır. Bekao, Ciko, sağ bekte de Osayi. Bence lig için gayet kalburüstü bir takım. Avrupa için de ses getirebilecek bir takım. Uyum sağlarsa, üstüne düşülürse, üstüne eklerse de dehşetül, vahşet bir takım. Aynı zamanda e, Cengiz Ünder de Edin Ceko ile takım arkadaşıydı. Bu arada Almer ya da Livakov işte devreye girmiş arkadaşlar son dakika haberi olarak. Yani Cengiz Ceko ikilisi Fenerbahçe'ye çok şey kazandırabilir. Hakkımızda hayırlısı olsun. Bu arada Cengiz'in istatistikleri TT'den daha iyiydi. Ben paylaşım yaptım Twitter'da falan. Fenerli duyum hem Twitter'da hem Instagram'dayız. iki tarafından da. Benerli duyum iki tane M var sonunda. takip ederseniz sevinirim. Bu kanalda takip ederseniz abone olursanız sevinirim. Kanalımızı inşallah daha da büyüyecek dediğim gibi anlaştığım kişiler var ee, kanalı birlikte büyüteceğiz inşallah. Sizlerin de desteğini bekliyorum arkadaşlar. Ben yine söylüyorum hocam biz kanala kütür kütür destek veririz, videoları 5 bin izleriz, 10 bin izleriz. Hediye dağıtır mısın? Tabii ki dağıtırım. Hocam üyelik verir misin? Arkadaşlar benim sözüm söz. Hatta ben bir söz vermek istiyorum ama tutamam diye veremiyorum çünkü maddi durum el vermeyebilir. Fenerbahçe'nin her galip geldiği maçtan sonra resmi maçlardan sonra 50 kişiye veri hediye etmeyi düşünüyorum. Bilginiz olsun. Her şeyden sonra hocam iyi de transfer sezonu bittikten sonra olacak? Asıl transferler orada başlayacak. Ben davet ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.